Daha özelde önemli bir angajman bu 10 maddelik metinde ortak vatan kavramıdır. Bu çok önemlidir. Bir vatan bir siyasi bütünlüğü, coğrafyayı ifade eder. Evet. Toplumsal, biraz evvelki bütünlük toplumsal bütünlüktü. Ama bu biraz daha siyasal bütünlüğü ifade eden bir kavram. Vatan kavramı siyasal bütünlüğü ifade etmiş olması sebebiyle ortak vatan kavramı da hepimizin bu coğrafyada tek devlet içinde geleceğimizi arayacağımız bir anlam ifade ediyor ki bu da önemli bir kazanımdır. Bir diğer önemli bir kavram kimliğin demokratik tanımının öngörülmesidir. Bu gerçekten çok önemli. Bugüne kadar Türkiye'de ideolojik devlet yapısı insanları etnik aidiyetleri yönüyle tanımladı. Sen Kürtsün, sen Türksün, sen Lazsın, sen Çerkessin, sen Pomaksın, sen Boşnaksın gibi bu kimlik tanımını etnik ve asabiyet aidiyetini öne çıkaran bir tanımlama galipti. Şimdi bu kimlik tanımının demokratik yapılması ne demektir? Etnik aidiyetten çıkarıp anayasal vatandaşlık statüsü içinde bir kimlik tanımı yapılacaktır. Bunun içinde herkes hukukun belirlediği şartlara tabi, eşit, adil, hakkaniyetli bir vatandaşlık statüsü kazanacaktır. Bu birebir vatandaşı etkileyen boyutu da burasıdır. Yani dilini konuşamazsın, şunu yapamazsın tarzındaki yasaklamaların aşıldığı, gerçekten medeni bir insanın, dünyanın herhangi medeni, demokratik bir toplumunda farklılıkların nasıl tolere edilmesi gerekiyorsa, edilmişse, Türkiye'de de öyle tolere edildiği bir vatandaşlık kimliğinin oluşturulması gerçekten Türkiye'nin gerçekleştirmek istediği halde bugüne kadar gerçekleştirmesi gerektiği halde gereğini yapamadığı önemli bir ideolojik angajmanıydı. Saplantısıydı. Bunun zaman içinde yumuşaması, değişmesi ve demokratik vatandaşlık kavramında bir kimlik tanımının yapılması Türkiye'de yaşayan bugünkü 77 milyon insanın eşit şartlarda devlet önünde toplumsal yapıda bir kendine gelecek bulabileceği bir ortamı ifade eder ki bunun küçümsenecek bir boyutu yok. Bunun zihinlerde bile belirlenmiş olması, kabul edilebilir hale gelmesi Türkiye'de bir zihniyet devriminin yapıldığının da önemli bir göstergesi kabul edilmelidir.